Şimdi Geleceğin Şirketini Tasarlamak adlı paneli yönetmek üzere Mentora Platformu kurucu ortağı Sayın Şahin Tulga'yı sahneye davet ediyorum. Panelimizde yer alan konuklarımızı sahneye davet etmek isterim. Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ahmet Dördüncü. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sayın Cem Boyner. TAV Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Sani Şener. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sayın Zeynep Bodur Okyay. Şimdi sözü Sayın Şahin Tulga'ya bırakıyorum. Evet, sevgili misafirlerimiz, şöyle bir baktım, katılımcılarımızın yani sizlerin önemli bir kısmı telefonlarına bakıyordu. Dedim ki, bu grubu biraz heyecanlandırmak lazım, enerjisini yükseltmek lazım. En iyi yükseltme metodu da bildiğim hikaye anlatmak. Şimdi, bu hikaye anlatmaya meraklı bir bakanımız var, Sayın Ali Coşkun. Bilmiyorum tanıyor musunuz, tanıyanız var mı aranızda? Son derece komik hikayeleri anlatan, esprili, sohbeti tatlı bir insan. Ve işte topluyor şeylerini, genel müdürlerini, müsteşarlarını ve güzel fıkralar anlatıyor. Herkes gülüyor, bir de bakan ya. Herkes gülüyor, kah kah kiki gidiyor. Ama dikkatini çekiyor, bir kişi gülmüyor. Hikaye anlatıyor, herkes gülüyor, kahkahalar atıyor, gülmüyor. Dikkatini çektik için tabii şöyle bir gösteriyor kendisini. Siz diyor, bir ayağa kalkar mısınız diyor, kalkıyor adam. Diyor, soruyor, siz niye benim hikayelerime gülmüyorsunuz diyor. Adam gayet ciddi bir pozisyonda, saygıdeğer bir pozisyonda. Efendim ben sizin bakanlıktan değilim diyor. Evet. İnşallah cep telefonlarına rücu etmeden güzel bir gün geçireceğiz. Çünkü misafirlerim gerçekten sektörlerinin önde gelen insanları ve dijital devrimin sebep olduğu değişiklikleri şirketlerimize de nasıl göreceğiz? Geleceğin şirketleri nasıl olacak? Onu tartışacağız. Şimdi bugünün iş dünyasının modeline, paradigmasına baktığımız zaman şöyle bir resim var. Hissedarların koydukları paranın bir an evvel geri dönüşü, yatırımın geri dönüşü. Arz taraflı ölçek ekonomisi ile birim maliyetlerin mümkün olduğu kadar azaltılması, ana işe odaklanma, diğer işlerden çıkma eğilimi görüyoruz. Ana işe odaklanma eğilimi yüksek. Bazı işleri dış kaynak kullanımıyla yönetme de görüyoruz. Hedefler arası çatışmalar da görüyoruz. Bu birçok şirket için çok önemli bir problem. Mesela bir şirket hem büyük, hem hızlı, hem de müşteriye yakın olamıyor. Buna engeller var. Yani bir şirket hem standart ürünler, hem özel, kişiselleştirilmiş ürünler yapamıyor. Şimdi bütün bu ortam çerçevesinde, çizdiğim ortam çerçevesinde iş dünyasını zorlayan bir takım unsurlar var. Daha belki konuşmacılarımız da bir nebze bahsetti. Çok hızlı geçeceğim üzerinden. Bir defa dijital teknolojiler. Bütün bu zorlayıcı değişikliklerin, değişimlerin sebebi. Dijital teknolojilerin kullanımıyla birim maliyette ciddi düşüşler oluyor. Hızın önemi artıyor.
yeni teknolojilerin çıkışıyla birlikte start-up'lar, müşterilerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha iyi karşılıyorlar. Ve bu şirketler, büyük şirketleri, start-up şirketler, tabir caizse, argoysa kusuruma bakmayın, alttan oyuyorlar. Yenilikçi fikirler büyük şirketler ortamında yetişmiyor, çıkmıyor, serpilmiyor. Ekosistemler ve platformlar tek kazananın olduğu, sektörlerde tek kazananın olduğu bir dünyaya götürüyor. Hissedarlar yatırımın geri dönüşü için daha yüksek baskı yapıyorlar. Bu arada bütün dünyada kapital bol, Türkiye hariç. Yeni nesil çalışanları çok değişti. Artık onlar için bir şey sahip olma, sürekli işe sahip olma, güvenlik önemli değil. Onlar için deneyim önemli. Son paradigmayı zorlayan, son derece zorlayan bir gelişme. Müşterilerin artık bilgiye erişimiyle şeffaflık, bilgi erişimin sayesinde her türlü bilgiye, maliyet bilgileri dahil erişiyorlar. Ürün alternatiflerinde artış oldu. Bir de artan müşteri korumacılığı var. Şimdi bu ortamda, şirketlerimiz hakikaten zorlanıyorlar ve değişimi hazırlar. Bu değişimin önemli birkaç boyutu var. Bireysel çalışanlar bazında, organizasyon bazında, bireylerden oluşan organizasyon bazında, strateji bazında ve liderlik bazında. Şimdi bu değerli panelist arkadaşlarıma bu sorular sorarak bu olası değişimleri sorgulayacağız, irdeleyeceğiz. İlk sorum Sayın Cem Boyner'e. Bu arada yıllar evvel bir arkadaşım, ya sen çok Cem Boyner'e benziyorsun dediğinde çok sevmiştim. Çünkü Cem Boyner biliyorsunuz en çekici erkek seçilmişti. Vallahi Cem, var mı öyle bir şey? Vallahi ben tanımıyorum. Yani pek de yalan sayılmaz aslında. Evet, üstelik 25 tane kadının olduğu bir panel jüri tarafından. Haberin yok mu? Sen yanlış şeyleri unutuyor Şahin. Yanlış Cem. Peki. Şimdi geleceğin şirketlerinin organizasyonları, organizasyon modelleri, organizasyon yapıları nasıl olacak? Bütün bu değişim, dijital değişimin baskısıyla. Şahin'cim, galiba her şey çok akışkan. Çok çabuk değişiyor. Mesela biz tecrübe fetişizminin fena halde yok olduğunu görüyoruz. Tecrübeli ama yaratıcı mı dediğin zaman hemen tecrübeliyi atıyorsun, hemen yaratıcıya bakıyorsun. Bunun önemli olduğunu görüyoruz. Çalışanlar, işe başvuran yöneticilerde aslında fark getirmiyorsa gelmesin hissine sahipsin. Aslında yeni işe başvuranlar da burası özgür bir ortam mı, benim değerlerimle uyuşuyor mu ve ben burada özgün düşüncelerimi çok rahat ifade edebilecek miyim konusu para ve başka sağlamcılıktan daha önemli olmaya başladı. Biz eskiden işler büyüsün diye heyecanlanırdık. Şimdi doğurmazsa bakmayalım diyoruz. Yani i̇şler doğurmazsa. Doğurmazsa. Yeni işler. Doğurmaz. Yani gebe dana almak, yapmak zorundasın. Yani işler doğur. Bugünün dünyasında 2 senede piyasaya gelebiliyorsun, 2 senede çıkabiliyorsun. Evet. Hani her şey tekelleşiyor gibi bir görüntü var ama öte yandan bugün benim dediğin arkanı döndüğünde başka bir yere gitmiş olabilir. Evet. Çok ciddi, yani özellikle konumuzla ilgili, dijitalleşme ile ilgili çok ciddi silkelemeler var, çok ciddi disruptionlar var ve aslında ben şu kanaatteyim, yanılıyor olabilirim ama dünyadaki bütün soruların bu dünyada, tarihte benzer yerlerde cevapları var. İşte acaba yapay zeka insanları işsiz mi bırakır? Aha. 14 bin yıldır tarım toplumuyuz. Şimdi biz makineli tarım acaba insanları işsiz mi bırakır? 14 bin sene sonra hala kazma kürekle mi tarım yapacağız yoksa daha katma değeri yüksek işler mi yapacak insan? Her şeyin bir cevabı var aslında. İyi gitmeyen bir formüle bakıyorsunuz nasıl çözerim diye. Aslında hani oturup düşünüp nasıl çözerim demek yerine etrafa bakmak lazım. Yani inside out değil de dışarıdan içeriye doğru bakmak lazım. Çünkü dışarıda bir sürü formül var. İşte mağazalarımız internetle mücadele mi ediyor? Yok, kopya edebileceğim bir şey yok mu arada?
Aslında var. Biz bu sene başlıyoruz. Topyekun başlıyoruz. Mağazalarımızda artık müşteri alışveriş yaptığı zaman kasaya teslim edecek, 2 saat içinde evine kargo bedava gidecek ürün. Niye? Çünkü niye vazgeçersin sen satın almaktan? Satın alırsan hayatın duruyor o an çünkü. Yani günde ne planın varsa, sinemaya gitmek, başka bir yer dolaşmak, elinde o paketlerle sonra diyorsun ki boş ver, internetten alırım, taşımayayım. Şimdi yavaş yavaş o sınırların birbirine karışmasından ötürü aslında sektörlerin birbirini içine geçtiğini görüyoruz. Evet. Yaptığımız işlerin uzaktan bakınca, hobiye bakınca insanın kafası karışıyor. Ne yapılıyor işte, data çok büyük bir teknoloji. Geçen gün birisi Twitter'a koymuş, demiş ki ya kahvedeydim, çay istedim. Abi çayın yanına şeker ve kaşık koymuş. Onu istemediğimi söyledim. 15 dakika sonra ikinci çayı istediğimde yanına şeker ve kaşık koymamıştı. Ben bu abiye nasıl hayran olmam demişti. Evet. Aslında CRM dediğimiz bu. Yani gördüğün adamın yanına şekerle kaşığı koymuyorsun. Ama görmediğin milyonlarla ilgili sen algoritmalar geliştirmek zorundasın. Yani profillemeler yapmak zorundasın ki ben gerçekten Şahin Tulga'ya, Şahin Tulga'nın ilgileneceği şeyler göstereyim. Onu da sinir edecek şeyler göstermeyeyim. Hayatını kolaylaştırayım. Evet. Dolayısıyla aslında neyin üzerinde uğraşıyorsak bir yerde onların formülü kopyası var. Biz sadece yeni dile uyum göstermemiz lazım. Sovyet Rusya'da hatırlarsınız bir ülke petrol çıkarırdı, başka bir cumhuriyete rafineriyi koyarlardı. Birisi buğday yapardı, un fabrikaları başka bir cumhuriyetteydi ki bunlar birbirinden ayrılamasın hiçbir doğru. şekilde. Şimdi hani biz büyük data scientistler falan arıyoruz tabii Türkiye çok büyük atılımlar yapmak istiyor. Şimdi en büyük şirketlere giderseniz herkes orada Amiral Battı'daki D12 kutusuyla uğraşıyor. Öbürü de F8 kutusuyla uğraşıyor. Aslında bizim şu anda ihtiyacımız olan generalistler. Çünkü specialistler dediğimiz arkadaşlar doğru cevapları buluyorlar ama galiba doğru soruları soranlar aslında generalistler. Evet. Bizim çok böyle İsviçre çakısı gibi aslında. Yani bu devirde Türkiye'nin İsviçre çakısı gibi senin çok güzel bir sözün vardı. Hem kurumsal hem durumsal. Hiç unutmam onu. Yani o kadar örnek oldu ki, o kadar ışık açtı, yol açtı ki bu söz bana. Hani bazen bakıyorsun kurumsal kabızlık, öbür tarafta yapamayacağın durumsal. Ama ikisinin blend olduğu, ikisini iç içe geçtiği, insanların çok geniş baktığı, ben işinizi çok iyi ileriye götürmek için geliyorum diyen birisiyle konuşmuyoruz mesela. Yani gelenin şunu söylemesi lazım. Ben bulduğumu size farklı bırakacağım, farklı yapacağım. Yoksa yaptığımı daha iyi yapacağım. Ben yaparım zaten daha iyi. Benim daha iyi yapmak evet. için şey ihtiyacım yok. Ne beceriye ne kafaya ihtiyacım yok. Evet. Bizim aslında onu alıp fark getirebilecek. Onu evri... Çünkü 5 sene, 10 sene sonrasını göremiyoruz aslında. Yani örnek gene Hopi'yi vereceğim. Hopi 2015'te kuruldu. 2016'da müşterinin aklını çelmeseydi 2017'yi göremeyecekti. 2017'de birilerinin hayatını çok güzelleştirmeseydi bugün olmayacaktı. Bugün iyi bir şey yapmıyorsa 2020'de de olmayacak. Şimdi bana dersen ki 2025'te ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Önce bugün. Yani evet. hani bugün derken bugün geçti ya. Yani hemen bu saniyede benim iyi bir iş evet. yapmam lazım ki 2025'i görebileyim aslında. Dolayısıyla çok akıcı, akışkan dediğim oydu. Yani hayatı anında yakalayıp biraz önüne geçebilmek çok önemli. Fakat Cem, bazı sinyaller alıyoruz. İşte biraz evvel dediğim gibi artık çalışanlar deneyim peşinde. İşten işe geçmek onlar için bir problem değil. Bizim jenerasyonumuz gibi değiller evet. artık. Yani biliyoruz ki bunun şirketlerinde 50-45 hatta 45 yaştan sonra işe almak istemiyorlar. Daha genç DMA'ları işe almak istiyorlar. Bu yüzden çok kıymetli insanlar da işsiz. Bununla beraber bir serbest çalışanlar eğilimi, bir akımı var. Bir taraftan da sabit maliyetlerimizi düşürmek için işleri başkalarına yaptırıyoruz. Startuplar biraz evvel dediğim gibi çok önemli bir güç olmaya başladı. Yani geleceğin organizasyonunda bütün bunlar olacak mı? Ben cesaretin iş hayatının her seviyede cesaretin
en önemli sermaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse size yeni bir işe kalkışmadığınız için ceza kesmez. Eski devirde şöyleydi. Bazen ancak ölünce kokusu çıktığı için anlardın birisinin öldüğünü şirketlerde. Eski devir öyleydi. Yani verdiğin emanetin üzerine otur ve onu geleceğe taşı. Şimdi aslında ne alıyorsan fark getirmen lazım. Üzerine bir şey koyman lazım. Bu da cesaretle oluyor. Ben bu cesaretin yaşının olmadığı kanaatindeyim. Ben çok cesurum. Benden 10 yaş büyük çok daha cesur insanlar gördüm. Bazen başlatmak cesarettir. Hiç unutmuyorum Mesut Bey'le, Mesut Yılmaz'la Yeni Demokrasi Hareketi, işte ANAP birleşir birleşmez bir teklif yaptılar. Olmaz dedik. Yeni Demokrasi Hareketi tarafı. Hatta ben şöyle bir cümle kurdum. Ne yapacağız, partiyi mi kapatacağız dedim. Çünkü çok az bir şey vermişti, bir milletvekili sayısı vermişti pazarlıkta. Çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki parti kurmak cesaret istemez, parti kapatmak cesaret ister. Yani hayatın her adımında yaptığın işin, yani cesaret bir şeyi haydi başlayalım diye ileri çıkarmak değil. Bazen oradan başka bir yere atlamak, oradan daha büyük bir şeye atlamak. O bir Dennis the Menace diye bir karikatür kahramanı vardı. Çocukluğumuzda okurduk onu. Çocuk, küçük çocuk, yaramaz da bir çocuk. Ağacın kovuğuna elini sıkıştırmış. Çıkaramıyor. Baba, anne filan çağırıyorlar. Anne baba geliyor, onlar da çıkaramıyor çocuğun elini. İtfaiye çağırıyorlar, polis çağırıyorlar. Gece yarısı oluyor, ışıklıklar falan. Herkes orada uğraşıyorlar. Gece artık uykusu geliyor, çekiyor elini, çıkarıyor. Babası diyor ki, oğlum diyor, madem çıkarabilecektin, niye çıkarmadın bütün gün diyor. Ya o zaman avucundaki cevizleri bırakmak zorunda kalacaktım evet, diyor. Evet. Tamam mı? Ya açsaydı. Şimdi bir hayat devamlı bu seçimlerle dolu önümüzde. Ve o kararları alabilecek kadar esnek ve cesur insanlarla çalışmak zorundasınız. Hani evet, kurdum, bıraktım, gittim. Bu devrin işi değil. Evet, evet. O zaman diyorsun ki cesaret önemli bir yetkinlik. Geleceğin, bugünün şirketlerinde olduğu gibi geleceğin şirketlerinde de. Bu arada bir şey yapalım, farklı bir şey yapalım. Panelist arkadaşlarım birbirlerine soru sorsunlar. Yani kendilerini rahat hissetsinler. Onu da söyleyeyim. Zeynep, başka ne yetkinlikler önemli olacak geleceğin şirketinde? Yani geleceğin şirketini derken, 3-5 sene sonrasını ancak görebiliyoruz. Sevgili Cem'in söylediği gibi çok önümüzü göremiyoruz. Çok uzun seneler sonrasını göremiyoruz. 3 sene sonra, 5 sene sonra nasıl organizasyonlar olacak? Nasıl yetkinlikler gerekli olacak? Ne hissediyorsun? Zor. Ben geçen işte bir kitap okuyordum da orada Paul Coelho'nun bir kitabını, orada bir şey çok hoşuma gitti. Tam diyor bütün cevapların bulduğunu düşünürsün, sorular değişir. Yani şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz hakikaten. Yani tam bir şeyi bulduğunu, keşfettiğini düşünüyorsun. Ortam öyle hızlı değişiyor ki yeni cevaplar üretmek zorunda, soru değişiyor. Dolayısıyla yani açıkçası adapte olmak çok kritik bir şey. Ben bir Cem Bey'in bıraktığı yerden başlamak istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Cesaret önemli bir şey. Sizin de geçenki sohbetlerimizde bahsettiğimiz gibi bu VUCA dünyası diyorlar, işte değişkenlik, her türlü belirsizliğin olduğu şeyde cesaret öne çıkıyor. Ama biz genelde insan doğası olarak konfor alanımızı seçiyoruz ve konfor alanımızı seçtiğimiz zaman da biraz esarete doğru yöneliyoruz. Dolayısıyla cesaretle esaret arasında giden bir şeyde, ikilemde hareket ediyoruz. Yani maalesef ona doğru bir yönelme oluyor insanlarda. Alışkanlıkları bırakmak zor. Ama işte önümüzdeki dünya, yani sürekli alışkanlıkları bırakmak ve dediği gibi belki Cem Bey'in vazgeçebilmeyi de hani bilebilmekten geçiyor. O tabii insanın başarabilmesi için hem cesaret hem de hani büyük bir karar anı oluyor. Ben tabii en büyük yetkinliğin o nedenle de adapte olabilmek ve çevik olabilmek olduğunu düşünüyorum. Artık yeni dünyada bu tür organizasyonların herhalde ayakta kalabileceğini düşünüyorum.
Arafta kalamak ve konfor alanından da biraz çıkmamız dediğim gibi gerekiyor. Aslında hepimiz biraz bu günlerde, hele böyle zor zamanlardan da geçerken biraz kendimizi keşfetmek zorundayız. Şirketler de kendilerini belki daha iyi tanımak, daha iyi keşfetmek zorundalar. Dolayısıyla her iş artık, demin de beyefendiyi dinledik, yani iş de çok karmaşıklaşıyor. Sürekli bir data akışı var ve onun işte analizi gerekiyor falan. Dolayısıyla her iş bir bilgi işi oldu artık. Yani ben hani tepeden tırnağa sanayici bir aileden geliyorum. Hani hardcore sanayi yapan bir insanım. Ama bizim işimizde de demin de dinlediğim örneklerden işte otomotiv vesaire falan, hani parakende de vardı içinde örneklerde, çok ciddi tabii veri analizi, ürün değişikliği, hız, onları işte ne kadar önce ürünü işte geliştirebilip ne kadar hızlı piyasaya sunabilmek falan, bunların hepsi çok iyi bir koordinasyon gerekiyor. O yüzden de agile olmak, yani esnek olmak, çevik olabilmek ve bunları yapabilmek önemli. Bir önemli baskı da bence öğrenme hızı. Yani artık insanlar çok fazla şeyi hazmetmek zorundalar. O yüzden belki gençlere daha fazla ihtiyaç var. Yani daha az kilometre olduğu için daha hızlı düşünüyorlar, daha hızlı adapte oluyorlar. Belki cesaretleri de daha fazla. İnsanlar biriktirdikçe hem vazgeçmek zor oluyor hem de konfor alanından çıkmak zor oluyor. Bildikleriniz daha doğru geliyor size. Ama gençlerle ve bu öğrenme hızını birazcık daha, çünkü bu bir rekabet unsuru artık öğrenme hızı. Bunu belki aşmak önemli. Ama ben bütün bunları yapabilmek için hani şirketlerin kendini keşfetmesi gerektiğini söylemiştim tekrar. Burada bence başlangıç noktası biraz karmaşıklığı gidermek olacak. Yani en büyük sorun eski dünyadan işte 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken iş yapan şirketlerin biriktirdikleriyle çok karmaşık bir sistemleri var. O sistemleri yalınlaştırmak gerekiyor ve karmaşıklık da ciddi bir maliyet oluşturuyor. Artık hiçbir müşteri hani ekstra bir şeyin bedelini ödemek istemiyor. Neyse ihtiyacı tam o kadar kıvamında, gramında almak istiyor. Dolayısıyla bazı yüklerden, bazı şeylerden şirketlerin çıkması gerekiyor. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Karmaşıklığı nasıl yok edebiliriz? Bu zor bir bence iş. Hani denediğim için de, uğraştığım evet. için de biraz biliyorum. Ondan sonra burada tabii aslında tüm veriyi işte değer zincirinde etkin olarak kullanmak gerekiyor ve oradan elde ettiğiniz öngörüyle de bir şekilde bu karmaşıklığı hani sistemleri yalınlaştırarak azaltmak yoluna gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar çok kolay olmuyor. O zaman tabii hani bir süreç var, bir proses var, işletmede işte akış belli bir sistemde oluyor falan. O zaman yeni bir iş modeli gerekiyor. O da işte bence sizin de demin konuşmanızda bahsettiğiniz aslında ekosistemler. Yani şirketler, büyük şirketlerde, küçük şirketler daha şanslı çünkü hani daha hızlı ve çabuk olabiliyorlar. Daha böyle layer'ın şeyin fazla olduğu şirketlerde de gerçekten kendi içinde belki hem ekosistemin içinde böyle küçük birimler kurarak aslında daha küçük karar alabilen, hızlı karar alabilen şirketlerle belki, yani ya da bölümlerle bir şirketmiş gibi o da davranarak belki evet. o büyük mekanizmayı hızlandırmak mümkün olabilir. O zaman da işte o birimler kendi içinde daha yalın, o karmaşıklığı azaltacak şekliyle ve müşterinin istediği dozda işi, hizmeti veya işte değeri karşı tarafa verebilecek şekilde organize olabilir. Bir de tabii ekosistem dışı var. O da işbirlikleri. Birçok şirket artık, eskiden bir moda terim vardı, rekabet öncesi işbirliği diye. Yani bunların artık gerçek hayatta çok daha fazla yapılabiliyor olduğunu görüyoruz. Koca koca şirketler şey yapıyorlar ve maalesef hani bugün doğru bildiğiniz, dediğiniz gibi 2 sene sonra yanlış olabiliyor. Bugün artık büyük şirketler okuyoruz, görüyoruz. Hepimiz bir sürü makalede okuyoruz sırası geldiğinde. İşte Apple, Google, hatta Amazon. Ben hatırlıyorum Jeff Bezos şey demişti, hani bir gün Amazon kendini disrupt edecek diye. Yani birisi yapmadan siz o işi kendiniz yapmanız gerekiyor. İşte belki o vazgeçmeler veya işte belli şeylerden kendinizi
soyutlamanız ve daha böyle odaklanmanız çok önemli. Burada en önemli şey müşteri deneyimi. Artık her şey deneyim. Dolayısıyla işte kutuyu veya şeyi orada bırakıp 2 saat sonra yollamak da aslında müşterinin yani o deneyimden nasıl bir keyif almak istediğini ve ne deneyim yaşamak istediğini anlamak. Dolayısıyla buna göre de biraz hani şekillenmek gerekiyor. Ben işin en önemli tarafının aslında birazcık da bu hani deneyim odaklı olmak için de insan çok önemli. Çünkü hani orada bir empati kurmak, o veriyi iyi analiz etmek, gerçek ihtiyacı çıkarmak falan. Aslında şirketlerin en büyük problemi belki ülkenin de aslında insan kaynağı. Yani bu kadar hızlı değişen bir dünyada bu kadar hızlı adapte olabilen insana ve sürekli öğrenmesi gereken, sürekli o deneyimden bir şey çıkartıp onunla bir iş modeli geliştirmesi gereken insanlara sahip olmak gerekiyor. İşte belki gençler hani bu anlamda daha hızlı, daha böyle cesaretli oldukları için tercih ediliyor sizin demin dediğinizden yola çıkarak. Ama bu gerçekten şey, çünkü şunu görüyoruz ki mevcut yetkinliklerimizin %42'si değişmek zorunda ve de gerçekten hani bir World Economic Forum'un çalışmasında okumuştum. Tüm çalışanların da en az %54'ü yeni yetkinlik gelişimine ihtiyaç duyacak. Yani dolayısıyla sürekli artık bir hani şirket içi ve kişinin kendisinin gayretiyle de hani sürekli bir öğrenme ve hani eski bildiğini unutup üstüne belki ondan da edindiğin deneyimi koyarak yeni bir şeye, safhaya geçmek gibi şeyler gerekiyor. Dolayısıyla bunlar açıkçası zorlu işler. Dolayısıyla da yani hani bir dinamik takımlar halinde çalışabilmeyi öğrenmek ve belki de bu bir liderliği de etkileyecek diye düşünüyorum ben. Çünkü eskisi gibi hani böyle bir look up ettiğimiz bir lider olmayacak. Çünkü böyle dinamik ve evrilen takımlarla çalıştığınız zaman o zaman süreci aslında iyi dizayn ettiğiniz için hani o takımların içerisinde belki o takımı yönetmek, takımların kendi kendisini yönetmesi sadece işte vizyon koymak ve onlarla o takımı oluşturabilmek gibi daha aslında süreçsel bir liderliğe ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Bu da tabii hani iş sahiplerinin vesairenin alışkanlıklarını değiştirebilmesi adına ve iş yapış şeklini değiştirmesi adına biraz kolay değil. Yani bir kolektif liderliğe doğru bir gidiş olduğunu düşünüyorum. İşte büyük şirketlerin böyle küçük birimlerle yönetildiğini ve süreci ona göre dizayn ettiğiniz ve sürekli bilgiyi hani alıp işleyip ve müşteri deneyimini anlayıp ona göre yeni yeni modeller geliştirdiğiniz bir yapı, yeni dünyanın yapısı olacak. Kolay değil. Bir de bunun yanı sıra dediğim gibi işte hızlı değişiklikler olduğu için hani ertesi gün bir rakibiniz sizinle aynı anda aynı şeyi düşünen bir insan sizi alt edebilir. Evet. Dolayısıyla bunları öngörmek de kolay değil. Yani öyle bir hani insan yetkinliği de geliştirmek gerekiyor. Ve kolay bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Zeynep'ciğim çok enteresan bir şey söyledin. Dedin ki geleceğin şirketleri, yine yakın geleceğin şirketlerinden bahsediyoruz. Küçük birimlerden oluşacak. Bu küçük birimler bir ekosistem yapısı içerisinde çalışacaklar. Birbirlerine değer sunacaklar, değil mi? Evet, bir de dışarıda da bir ekosistem var. O da işte hani rakiplerinizle bile işbirliği yapmak. Evet. Bu bir kültür aslında, evet. Ve bence işin en temeli işte dijitalleşme, makineleşme, data, bilgi vesaire, bunlar hani işin doğal yapısında ola gelen şeyler. Ama bence başarı şuradan geliyor, kültür değişimini becerebilmek. Yani bir şirketin önündeki en önemli engel kültür. Çok zor. Bizim gibi hani daha eski şirketlerde bunu başarabilmek gerçekten deveye hendek atlatmak kadar zor. Çünkü biz adapte olacağız, insanların adapte olmasını istiyorsunuz. Bu yapıda çalışabilecek kültürle hani onu, o sistemi orada yaşatabilmek, evet, bile büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla o kültür değişimi üzerine bence hani liderlerin çok çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kolektif liderlikte bu bazı özellikler öne çıkıyor. Bizim hani önceki hayatımızda alıştığımız şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bu çok zor yani. Evet, hem faaliyetlerden hem bazı yetkinliklerden vazgeçmemiz. Evet, ve bu bir kültür değişimi, evet, ama bunu becerebilmek, evet, insanın işte alışkanlıklardan vazgeçebilmek çok zor yani. Evet.
Peki, çok teşekkür ederim. Geldi. Zeynep. Var mı Zeynep'e sorunuz? Vallahi çok güzel anladı benim sorumu. Evet. Her şeyi anladım. Estağfurullah. Kalmadı. Ahmetciğim, sana strateji, geleceğin şirketlerini şekillendirecek stratejilerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Nasıl stratejileri formüle edeceğiz bu dijital dünyada, verinin çok önemli rol oynayacağı bir dünyada? Kullanacağımız metodolojiler nasıl olacak? Organizasyonların da değişeceğini düşünerek, organizasyon yapılarının da, modellerinin de nasıl formüle edeceğiz stratejileri? Valla aslında Şahin, benim şöyle bir sıkıntım var. Gelecek derken neyi kastettiğimizi pek o kadar anlamıyorum. Çünkü gelecek dediğiniz, aslında bakacak olursanız, yani gerek Cem'e, gerek de Zeynep Hanım deneyecek olursanız, bugün. Aslında bugün yapmamız gereken şeyler. Hani bundan sonraki gelecek nasıl bir gelecek olacak? Açıkçası onu çok fazla kestiremiyorum ben. Ama gelecek benim için bugün ve bütün bu söylediklerimizi biz bugün yapmalıyız. Hatta geç kalmış bir şekilde bugün yapmalıyız. Nelerden bahsediyoruz? Eskiden nasıl yapardık biz stratejileri? Eskiden derken, yani ben epeyce meslek hayatım benim söylemesi bayağı bir uzun olduğu için, yani bir takım hedef pazarlar belirlenirdi. Ölçek ekonomisine bakılabilirdi, maliyetlere bakılırdı, orada kar maksimizasyonu nasıl olurdu ona bakılırdı. Şirketin yetenekleri nerede ona odaklanırdı, yani o core competency dediğim şeye odaklanırdı. Ama bu core competency'nin pazara ne kadar hitap ettiği veya hitap etmediği aslında pek fazla düşünülmezdi. Yani ben bunu yaparım, onlar da ucuz da yaparım, onlar da alırlar mentalitesi vardı. Bugün artık böyle çalışan bir şirketimiz var mı? Bence yok. Olmamalı da. Bugün artık neden bahsediyoruz? Bugün artık inanılmaz bir kompleksiteden bahsediyoruz. Biraz önce Zeynep Hanım da bahsetti. VUCA diyoruz. Nedir VUCA'nın açılımı? Hepimiz bir kere hatırlayalım diye soruyorum. Volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity. Yani şimdi böyle bir ortamda çalışmak zorundasınız ve böyle bir ortamda var olmak zorundasınız. İnanılmaz bir rekabet. İnanılmaz bir sosyal medya ve inanılmaz bir sosyal medyanın yarattığı bir informasyon akışkanlığı. Herkes her yerde aynı şeyi, her şeyi biliyor. Yani Bengaldeş'ten tutun, Pakistan'dan tutun, Amerika'nın Kaliforniya'sına, şeye kadar her yerde 5 aşağı 5 yukarı aynı bilgilere erişiyorsunuz ve insanların beklentileri çok değişti. İşte biraz önce evin bahsettiği gibi artık ben gidip herhangi bir dükkanda bir şeyi aldığım zaman oradan paketle çıkmak istemiyorum. Bunun eve gönderilmesini istiyorum. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortamda yaşıyoruz. Ha, biraz önce de bahsedilen bir şey aklıma getirdi. Bu hani arkadaşın yaptığı sunumda hani her şey güzel, predict ediyorsunuz ama o teoride de bana göre eksik olan şey bir de Black Swan diye bir teori var. Yani her şeye geçmiş şeylere göre baktığınız zaman datalara göre predict ediyorsunuz, söylüyorsunuz ama bir de böyle hiç beklemediğiniz anda bambaşka şeyler oluyor. İşte bunları nasıl kooperacaksınız? Bunlarla nasıl strateji yapacaksınız? İşte kompleksiteden bahsediyorum. Yani stratejiyi oluşturmak bugünün dünyasında artık çok daha çok daha kompleks, çok daha agile. Yani ben bir strateji yaptım ve bu stratejide sonuna kadar gideceğim diye bir şey yok. Burada işte cesaretten bahsediyoruz. Evet, böyle bir şey yapıyorduk ama bunu artık yıkıp atmak, bambaşka şeylere bakıyor olmamız lazım. Şimdi neden bahsediyoruz? Bugünün ortamında hani sadece kar maksimizasyonu falan değil, bugünün ortamında stratejilerimize önemli eklememiz gereken bir tanesi de sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Yani sizin aynı zamanda yaşadığınız ortamda, yaşadığınız toplumda onlara da bir faydanız olması gerekiyordu. Biz eskiden diyeceğim, eskiden artık bunlar belki kafamızın arkasında vardı ama çok açık bir şekilde ifade edilmeyen şeylerdi. Bugün artık bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyor olmamız lazım. Sosyal sorumluluklardan bahsediyoruz. Stratejilerinizi yaparken hem iyi bir hissedarınıza değer yaratacaksınız ama aynı zamanda toplumda iyi bir vatandaş olacaksınız. Yani yaptığınız işlerde de topluma da bir faydanız olacak. Sadece hissedarlarınıza değil, yani o genel anlamda paydaşlar diyoruz ya, herkesi bir şekilde düşünüyor olmanız lazım. Yeni jenerasyon da istiyor bunu artık. Geleceğin aksiyonu istiyor tabii. Yani bunu yapmayan bir şirketi tüketici de artık kabul etmiyor. Senin ne kadar iyi bir vatandaş, kurum olarak ne kadar iyi bir vatandaş olduğuna bakıyor şirket. Özellikle genç jenerasyon. Ona göre tercihlerini yapıyor. Dolayısıyla yaptığınız stratejide bütün bunları içeri alacaksınız. Yani benim mesela son zamanlarda özellikle
üzerinde durduğum bir şey. Bir de işte bu küresel ısınma ve işte bu döngüsel ekonomi. Eğer bugün üretim yapan şirketler bu döngüsel ekonomiye önem vermiyorsa, yani o ekonomide kullanırım, atar giderim diyorsa, onun nasıl bir daha recycle edeceğini düşünmüyorsa, stratejilerin içine bunları yerleştirmiyorsa, kusura bakmayın, bunlar sonuçta er veyahut da geç ama bence er kaybolmaya, yok olmaya mahkum olacak şirketler olacaktır. Uzun lafın kısası, nasıl bir strateji tasarımı olacak? Kompleks bir strateji tasarısı. Biraz önceki arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. Çok esnek, çok agile olması gerekiyor. İcabında hemen değişebiliyor olması gerekiyor. Ve de organizasyonların da, Zeynep Hanım'a kesin katılıyorum, daha farklı olması gerekiyor. Artık alışageldiğimiz o piramit tarzı organizasyonlar olmamalı. Organizasyonlar bir daire şeklinde olmalı. Zaten biliyorsunuz doğada da en mükemmel geometrik şekil bir sferdir, bir dairedir. Dolayısıyla evet, o dairelerin de esnek olması lazım. Durumsal liderlik. Yani bir zamanlar böyle karizmatik liderler vardı. İşte Jock Welch gibi herkesten bahseder. Yani alıp giden. O zamanların gerçekleri oymuş ama bugün artık takım çalışmasına önem veren, o kabiliyetleri almasını bilen, o kabiliyetleri içeriden yetiştirme veyahut da dışarıdan alma, outsource etme veyahut da işbirlikleri şekilde yapmak da mümkün. Bütün bunları yapabilen bir takım çalışması, bir durumsal liderlik gerekiyor diye düşünüyorum. Vallahi strateji dediğiniz şey sonuç itibariyle hani hissedarınıza, topluma, bütün paydaşlarınıza değer yaratmak. Ama bugün dünyasında artık bu daha zor. Gelecek demiyorum ben buna. Bugün diyorum. Ha bundan sonraki gelecek nasıl olacak? Bundan sonra nereye gidecek? Bilemiyorum. Bunları nasıl yaparsınız? Bugün aslında çok önemli aletler var elimizde. İşte yapay zekadan bahsediyoruz. İşte verilerden bahsediyoruz. Yani big data'dan bahsediyoruz. Yapay zeka bize nasıl bir avantaj veriyor? Yapay zeka sayesinde bütün bunları çok daha süratli, çok daha çabuk, değişik alternatiflerle önümüze koyabiliyoruz. Yani bugünkü şirketlerin en dikkat etmeleri gereken bir şey de bu agility derken pazara en hızlı bir şekilde ve en yakın bir şekilde nasıl olabiliriz? O süreçleri kısaltmak. Ve bu da yapay zeka, o big data, big data'dan kaynaklanan yapay zeka bize çok çok önemli bir şekilde yardım ediyor. Türkiye'de de benim gördüğüm kadarıyla işte o Ernst & Young'dan Microsoft'un yaptığı bir çalışma var. Biz yapay zeka uygulamalarında, gerçi oradaki karşılaştırma biraz Orta Doğu ülkeleriyle yapılmış ama oldukça iyi durumdayız anladığım kadarıyla. Ama bu karşılaştırmanın bir de dünya çapında yapılması keyfiyeti bizi dünya çapında Türkiye'yi rekabetçilik ortamını nereye koyar, onu da görmek isterdim doğrusu. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. Şimdi Sahne, şunu sormak istiyorum sana. Geleceğin şirketleri kesinlikle farklı olacak dedik. Organizasyon yapıları farklı olacak dedik. Daha doğrusu panelist arkadaşlarımız söylediler. Ben de katılıyorum onlara. Bir ekosistem mantığı çerçevesinde çalışacak bir organizasyon. Zeynep, bu grupların kendi kendilerini yöneteceğini, büyük bir ihtimalle kendi liderlerini seçeceğini ima etti. Büyük bir ihtimalle startuplarda bu ekosistemin parçaları olacak, serbest çalışanlar da olacak. Serbest çalışma çok yükselen bir değer şu anda. Peki bu ortamda liderlik nasıl olacak? Hani hangi yetkinliklere sahip olmalı lider? Çalışanlar da aynı şekilde. Çalışanlar hangi yetkinliklere sahip olmalı? Liderler hangi yetkinliklere sahip olmalı ki kurumlarını, şirketlerini başarıya götürsünler? Ben bu soruna şöyle cevap vermek istiyorum. Şimdi küreselleşme bilginin, teknolojinin, sermayenin transferini sağlamış. Ama kültürleri transfer edemiyor. Evet. Ben kültürlerle gitmek istiyorum. Yani bundan sonraki liderler kültürleri anlayabilen, değişik kültürleri anlayabilen, değişik kültürden çalışanları bir arada tutabilen insanlar olacağına inanıyorum. Şimdi dijitalizasyon, biz hani üniversitede matematikte, bizim zamanımızda yüksek matematik denirdi. Bir problemi çözmek için gerek şart, yeter şart. Dijitalizasyon gerek tabii, hiç şu anda tartışmasız. Herkes onu konuşuyor. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Niye yetmiyor?
Şimdi dördüncü sanayi devrimi. İkinci sanayi devriminin ürünü uçak halen kullanıyoruz değil mi? Elektrik halen kullanıyoruz. Ama dünyanın %17'sinde elektrik yok. Onlar daha birinci sanayi devriminde. %54'ünde internet yok. Yani onlar nerede? Ama biz oralarda da iş yapıyoruz. Evet. Yani biz Afrika'da iş yapıyoruz. O iş yaptığımız yerlerde havalimanı yapacağız. Evet. Yapmaya uğraşıyoruz. Tabii bildiğim kadarıyla 3 kıtada, 10 ülkede. Biz çok enteresan, şöyle söyleyeyim. Bizim havalimanı olarak 14 tane havalimanımız var. Kendimiz yaptık, işletiyoruz. Finansmanını da biz yaptık. Ama onun dışında bizim servis şirketlerimiz 90 tane havalimanında varlar. Yani kim işte... IT şirketimiz, teknoloji şirketimiz, yer hizmetleri şirketimiz, duty free ve lounge işletme şirketimiz. Bunlar dünyada 28 ülkede 90 havalimanında varlar. Yani biz Washington'da da varız, Batman'da da varız, Ağrı'da da varız, Houston'da da varız, işte Van'da da varız, Kenya'da da varız. Şimdi buraya baktığınızda kültürler ve zaman. Yani hepimiz sanayi dördü konuşuyoruz, doğru. Kendi buradaki şirketlerimizde bunları sonuna kadar uyguluyoruz. Ama öyle yerler var ki bırakın uygulama şansını, oralara gidemiyorsunuz. Oralarda da iş yapacağız. Onun için ben şunu diyorum. Buradaki katılımcılara baktığınızda hepsi dijital dünyanın yerlileri. Biz ise biraz mültecisiyiz dijital dünyanın. Ama bizim de bir yerli olduğumuz dünya var. Siz de oraya mülteci olacaksınız. Yani bu yerli ikisini birleştirmek gerektiğine inanıyorum. Yani zaman. Benim en önemli kısmım zaman. Zamanı yakalamak. Zamanı yakaladık, dijitalizasyonu doğru ama geriyi bırakmamak gerekiyor. Ben İran'a da gittim iş yapmaya. Çok böyle muazzam işler yaptık İran'da. 30 yılda bitiremedikleri havalimanını 2 ayda bitirdik. Bilmem ne yaptık, şunu yaptık, kalan kısmını yani. Bütün dijital ögeleri getirdik, onlara ambargo vardı filan. Açılış günü 2 tane tank geldi, Türkler dışarı dedi, bizi attılar. Al sana Black Swan yani. Attılar bizi dışarı. Biz hatırlıyorum. İşte, international tender mender hiç yemediler abi. Attılar dışarıya. Şimdi bunlar da var. Gürcistan'a gidiyorsun, Gürcü-Rus savaşı başlıyor. Sen ne kadar böyle dijital ögelerini kullansan, işte AI'yı kullansan, machine learning'ler bilmem neler. Hepsi ama dünyada başka gerçekler de var. Onun için ben şöyle diyorum. Hani arkadaşlarımızın hepsi bilir o hikayeyi. Bu Kasparov'la IBM'in 96'daki geliştirdiği Deep Purple. İşte bilim dünyası ikiye ayrılmış. Kasparov yener, Deep Purple yener. Kasparov yenmiş. Ama sonra Deep Purple'a Deeper Purple demişler. Machine Learning'de saniyede 200 milyon işlem yapmaya başlamış. Kasparov'u perişan etmiş. Ama sonra Kasparov yanına bir makine almış. Yenmiş Deep Purple'ı, Deeper Purple'ı. Şimdi böyle bakınca demek ki insanla makinenin birlikte çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi bizim havalimanı işletmesi yapıyoruz. Bu havalimanı işletmesinde tabii karmaşa yönetimi, tamamen kompleks sistemleri yönetiyorsunuz. Yer hizmetleri var, hava trafik kontrol var, apron kontrol var, uçak şirketleri var, işte polis var, immigration var, yani terörle mücadele var, narkotik var. Yani yönettiğiniz yerde çok değişik bir yer var. Burada paydaşların birbirleriyle konuşmasını sağlayabilmek için dijitalizasyonu müthiş bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü insanlar konuştukça hem verimlilik artıyor hem de çok ciddi şekilde maliyetten kurtarıyorsunuz. Son bir seminere gitmiştim. Orada fijitalizm diyorlar. Fijitalizm. Yani fiziksel olayları dijitalize etmek. Evet. Ben yıllardır zaten bilmediğin işi dijitalize edemezsin derim. Yani işi bilmen lazım. Bizim şimdi teknoloji şirketimizde 400 tane bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi çalışıyor. Data scientist çalışıyor. Bu arkadaşlar bizim havalimanı işletmecisi olan arkadaşlarımız kadar havalimanı işletmesi biliyorlar. Yani onu bilmezlerse zaten bize bir faydaları olacağına inanmıyorum. Yani işi bilmediğin işi dijitalleştirmen mümkün değil. Onun için digitalization lafını da çok tuttum ben. Şimdi yıllar önce havalimanlarında çok anlatırım bunu. Güzel bir örnektir. İki tane kule vardır. Bir hava trafik kontrol, bir de apron kule. Hava trafik kontrol uçağı alır, yaklaşmaya getirir, indirir, teker koydurur. Teker koydurduğu anda telefonu açar, apron kuleye. Apron kulede yerleştirir uçağı. Apron kuleye Tango Charlie Tango Victor Alpha landed der. O da Roger that der. Kapatır.
Ondan sonra önünde bilgisayarı vardır. Girer Tango Charlie, Tango Victoria hangi uçak? Kanat genişliği ne? Bilmem ne. Onu köprülere yanaştırır. Biz uçakları daha çok köprülere yanaştırmak isteriz. Çünkü köprülerden para kazanırız. Açıkta kalırsa çok az para kazanırız. Onun için açtı yanaştırmıyorlar. O Türk Hava Yolları çok 3. havalimanı. Orada Türk Hava Yolları pahalı diye yanaştırmıyor. Şimdi biz terminal işletmecisi olarak çok yanaştırmak isteriz. Şimdi onun için bizim teknoloji şirketinden çocuklar geldi. Dediler ki ya biz bu iki kuleyi dijitalize etmek istiyoruz. Dedim ya biz de bu şeyin dünyanın mültecisiyiz. Dedim ya bilgisayarları yok mu? Dediler ki bilgisayarları var da yani biz işte bağlayacağız birbirine, dijitalize edeceğiz. Yani hava trafik kontrol, apron kulesi ve gate operasyonunu. Ben dedim yapın ne güzel işte aferin size, bravo. Ondan belki sonra, dijital ikizine de yapmak istiyorlar. Evet, ondan sonra hem onu hem de anında çalıştırmak istiyorlar her şeyi. Yani adamın insan faktörünü çok azaltmak istiyorlar. Ben dedim tamam yapın, bana niye geldiniz? Dediler ki ya işte bir bütçe lazım. Ne bütçesi? İşte algoritmayı yazdırmak için biraz danışmanlık almamız lazım üniversitelerden. Kaç lira? 250 bin dolar. Dedim bırakın telefon açmaya devam etsinler, tamam mı? Fakat sonra bunlar beni ikna etti. Ondan sonra ben de dedim ki tamam şey yapın. Yapın. Verdik bütçeyi yaptılar. Bakın biz bir köprüye 8 uçak yanaştırabiliyorduk günde. 8 uçak. Yani başında durduk, ettik, eyledik, telsizlerle konuştular, bağırdılar, çağırdılar. 8 uçak. Dijitalize ettiler iki kule arasını, bir de gate operasyonunu. Günde 12 uçak yanaştırmaya başladık. Yani %50 arttı. 20 milyon dolar yılda. Alkışlamak serbest bu arada. Yani bakın, evet. Şimdi bu şöyle güzel bir örnek. Yani bizim gibi liderlerin, yani bizim gibi liderler dediğim, ben 77'de Sussex Üniversitesi'nde doktoramı yaparken şeyin, computing merkezinin gücü 16K mıydı neydi yani? Anlatabilir miyim? Evet. Önemli de bir üniversiteydi. Şimdi bizim zamanımızda oradan buraya geldiğinizde dünya çok değişti. Biz de o değişime ayak uydurmamız lazım. Ama dijitalizasyon o kadar hızlı, o kadar hızlı, o kadar hızlı ki hani dijital dönüşüm diyorlar. Dijital dönüşüm değil, dönme dolap. Yani hangisini yakalayacaksın? Hangisine? Çok hızlı gidiyor. Yani uçak bizim işte şeyimiz, işimizin en önemli parçası. Uçak 50 milyon yolcuya 66 yılda ulaşmış. Ama YouTube 50 milyon kullanıcıya 4 yılda ulaşmış. Yani birinde korkunç bir hız var, öbüründe çok daha bir yavaşlık var. Fakat bu hızı yakalayabilmek için liderlerin işte arkadaşlarıma söyledi, her şeye katılıyorum. Cesur olması lazım, agile olması lazım, kültür farklılıklarını bilmesi lazım. Yani bu açıdan hızlı karar alabilen, dünyayı bilen, zamana, yani şimdi birinci sanayi devrimini yaşayan ülkeler var Afrika'da. Onun zamanına bizim uymamız lazım. Yani o adamlar ne yapıyor, ne ediyor. Ama işte Amerika'da da iş yapıyorsunuz, onu da bilmeniz lazım. 28 ülkenin hukukunu bilmeniz lazım. 28 ülkenin kültürünü bilmeniz lazım. İş hukukunu, ceza kanununu, hepsini bilmeniz lazım. Böyle liderler var. Bir de arada sırada 250 bin dolar vermen lazım. Arada bir 250 bin dolar vermen lazım. Ben bir soru sorabilir miyim kültürle ilgili beyefendiye? Tabii, evet. Ahmetciğim sen Brezilya'da hani o fabrikanın başına genel müdür olarak atandığında bir şey karnaval olacakmış. Onu bir insan kaynakları müdürü ne dağıtmış bir anlatır mısın? Yani bir kültür işte. Evet, şimdi şok oldu. Yani bu kadar public bir şey. Yani şöyle ben 1999-2005 seneler arasında 6 sene o zaman Sabancı'da çalışıyordum. Sabancı'nın DuPont'dan yapmış olduğu bir joint venture'da, yani DuPont ağırlıklı bir yerde orası, Brezilya ve Arjantin'de yaşadım. Brezilya'da yaşarken de Brezilya'nın kuzeyinde Salvador da Bahia diye bir şehirde yaşadım. Orası bilenler bilir, hani bayağı böyle futbolun, beach'in yani plajın, ondan sonra biranın ve de özellikle bu kadın erkek ilişkilerinde çok böyle şey olan, serbest olan, daha çok böyle free olan bir yer. İşte gittim birinci senesi, Ocak ayında mı başladım? Evet, Aralık'ta falan başladım. Karnaval zamanı geldi. Orada böyle bayağı hepimiz şortlarla falan çalışıyoruz. Yani tropik bir iklim. En fazla bir blue jean, bir tane bir şort. İnsan kaynakları var, orada şey yaptı. Karnaval zamanı geldi, ben de yemeğe gidiyorum. Baktım şeylere, içilere bir şeyler dağıtıyorlar. Ondan sonra geldi, ben de oranın genel müdürü falanım yani öyle bir şey. Şeyde, senior dördüncü dedi, evet dedim.
Ondan sonra elime böyle bir baktım, böyle bu nedir dedim, böyle bir baktım. 3-4 tane çok affedersiniz prezervatif. Yani karnavalda düşünün kültür farklılığını. Bu da kültür. Kültür farklılığını düşünün. Yani karnaval zamanı geldiği zaman buna ihtiyacınız olur diye insan kaynakları düşündüğü için şeyini böyle şeyler dağıtıyor. Yani bu kadar büyük farklılıklar var kültürler. Şimdi biz Medine Havalimanı'nı işletiyoruz. Gel de dağıtıyor. Evet. Onun için bu kültür farklılığının çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve geleceğin liderleri bu kültürlerin hepsini bilmesi lazım. Evet. 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 Yine kültür, konuyu biraz değiştirelim ama yine kültürden, kültürden devam edelim. Şimdi Türk kültüründe geri besleme yapmak çok zor bir şey. Yani geri beslemeyi alması, hani evet önce yumuşatarak iyi taraflarını paylaşıyoruz çalışanlarımızla, ondan sonra eksik olanları, geliştirmesi gereken taraflarını konuşuyoruz. Ve sanki bana öyle geliyor ki, bu yeni dijital kültürde artık geri beslemeler çok önem kazanacak ve belki de bu geri beslemeler aynen internet sitelerinde olduğu gibi artık herkese açık olacak. Bu konuda ben de bir şey söyleyebilir miyim? Bu kültürü nasıl adapte ederiz Türk insanına, Türk çalışanına? Ahmet, bana bir şey söyleyebilir miyim? Özellikle Sahne'ye soracağım. Sahne'nin bu konuda hakikaten tecrübesi çok geniş. Ben hep şuna inandım. Yani ben de çok uzun seneler işte yurt dışında çalıştım. Uzun sene, aşağı 9-10 sene Avrupa'da çalıştım. Ondan sonra Güney Amerika'da çalıştım, Kuzey Amerika'da çalıştım filan. Çok uzun senelerde ihracat müdürü olarak bütün dünyayı dolaştım. Benim şöyle bir intibam var ama Sahne belki teyit eder bunu. Ben Türk iş adamının, Türk insanının belki o coğrafik özelliğinden dolayı, yani Orient'tan Occident arasında bir köprü olmasından dolayı çok daha rahat farklı kültürlere uyum sağladığını düşünüyorum Türk Tabii. yöneticilerinin. Yani sen mesela gidiyorsun Houston'da da çalışıyorsun, Medine'de de çalışıyorsun. Tabii. Yani senin bir Amerikan jargonuyla, bir Amerikan mentalitesiyle anlaşmanla bir Suud'daki şey aramı, yani o esnekliği gösteriyorsun. Yani Türklerin böyle bir Türk iş adamlarının böyle bir özelliği olduğuna inanıyorum. Ben iki tarafı da anlayan ve aynı lisanı konuşabiliyoruz diye. İş adamlarının değil, çalışanlarının da. Bir örnek vermek istiyorum. Evet. Katar Havalimanı'nı yapıyoruz. Ortağımız Japon, Asyalı Taisei firması. Kontrol Amerikalı Bechtel firması. Mal sahibi de Qatar Airways, Katarlılar. Şimdi bu Amerikalılar çünkü müthiş arrogant, yani bağırıyorlar, çağırıyorlar, bilmem ne filan. Bu Japonlar çok üzülüyor. Yani toplantıya giriyor bizimkiler. Amerikalılar bağırıyor, bu Japonlar böyle boşları gidiyorlar şeye, tamam. Bizimkiler gidiyor Japonlara, ya kardeşim diyor, biz de Asyalıyız diyor, siz saygı kültürüyle yapıyorsunuz bu işi. Biliyorum diyor, yani üzülmeyin diyor, bu Amerikalılar böyle diyor. Gidiyor Amerikalılara, kardeş biz de Amerika'da diyor ya, ne pislik yapıyorsun. Araplara gidiyor, biz Müslümanız diyor. Yani bunu bu kültürleri eklemleyebiliyorlar. Aynen. Yani o çok önemli, bu dediğin evet. doğru. Evet. Dediğin doğru. Evet. Evet. Peki, benim sorularım bu kadar. Çok değerli panelist arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Süremiz de şimdi bitti, doldu. Ve organizasyondaki arkadaşlarımıza da mesajım var. O da bu kıyamızı unutmayın, tam zamanında bitirdik. Sorusu olan galiba var. Tabii bu kadar değerli insanı panelist arkadaşlarım bulmuşken, soru sormadan geçmek istemeyen arkadaşlarım olacak. Buyurun. Çok teşekkür ederim. SmartCon ekibine başarılar diliyorum ve siz değerli iş insanlarına teşekkür ediyorum. Ben bir katkıda bulunmak istiyorum. 30 yıllık iş hayatımın 20 yılı Sabancı Çimento ve Borusan'da geçti. Ve teknoloji sektörlerinde uzun süredir şirketlerin kar maksimizasyonu, rekabet, pazarlama vesaire alanında yaptıkları sistemlerle nitelikli ve yetkin insan gücüne halen erişmiş değiller. Şu anda konuşmalarımızda geleceği tahmin edemiyoruz veya düşünemiyoruz diyoruz. Halbuki düşünebiliriz çünkü bugün geleceğin insanı yeniden tasarlanıyor. Nasıl tasarlanıyor? Aslında tasarlanan yeni zihin yapısı. Ve bilim insanları bugün diyor ki 21. yüzyılın en büyük ürünü zihin. Robotik sistemler, yapay zeka, veri data, big data hepsi nasıl bulunuyor?
zihnin sonsuz potansiyelleri harekete geçirilerek. Evet. O halde biz bundan sonraki benim 15 yıldır üzerinde önemli çalıştığım zihin mühendisliği tekniklerini içeren, algı, düşünce, duygu ve davranışa yönelen ve sizin tamamen performik bir yapı, yani inovatif bir zeka diyorsunuz, cesaretli, fark yaratan, nitelikli, yetkin liderler veya çalışanlar istiyorsunuz. O halde dengeli ve ekonomik zihin kullanımı şart koşan dengeli zihinler yaratmak zorundayız. Hem bireyin dengeli zihni hem de şirketlerin zihinsel sistemlerini kontrol almalıyız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Efendim, evet, evet. Peki, bir soru daha alabiliriz varsa eğer. Tek bir soru var mı? Evet. Son sorumuz. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Zafer. Öncelikle kusura bakmayın heyecanından dolayı. Ben şunu merak ediyorum, hani hep bahsedilen şey, çok kısa bir dönemde çok büyük değişimlerin yaşandığına şahit oluyoruz. Ben 41 yaşındayım ve hani doğduğumdan bu yana birçok şey değişti, yok oldu ve yeni şeyler koyuldu yerine. Şu an ben bile bazen anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası ki bu sürecin içinde büyümüş olmama rağmen. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum, hani sizin görüşünüz nedir onu merak ediyorum. Yeni iş yapışları, insanlara göre CRM çalışmaları, işte herkese uygun elbiseler üretmek diyeyim mesela. Bunlar üzerinde yoğunlaşılırken şimdi bizden daha yaşlıca nesil, daha doğrusu hayatın önemli bir bölümünü eski süreçte geçirmiş neslin bir alışkanlıkları var. Şimdi bunların ben yeni sisteme ayak uydurmakta zorluk çekeceklerini düşünüyorum. Bununla ilgili nasıl bir süreç isteyecek? Yani iyice yabancılaştığımızı düşünüyorum bir yerden sonra süreçten. Aha. Hani üretimden koptuğumuzu düşünüyorum. Bu konudaki düşüncenizi çok merak ederim. Teşekkür ederim. Cevap vermek isteyen? Sahnenin konusu de, işte söyledim. Öyle zaten yani evet. O uyumsuzluk. Çok hızlı bir tekrarlar mısın sence? Neydi? Yani söylüyorsun ya İran'da iş yapmakla. Tabii. Birisi 4D, 4D, öteki 2D. Yani kesinlikle değişik zamanlarda yaşayan, değişik coğrafyalarda yaşayan yerlerde de iş yapacağız. Yani hanımefendinin dedikleri de aynen doğru. Ama inovasyonu yapabilecek beyinleri, zihinleri geliştirelim. Fakat ne olursa olsun inovasyonun inovasyon olup olmadığına tüketici karar veriyor. Onun için o tüketici eğer Gana'daysa farklı bir inovasyon yapacaksınız. Amerika'daysa farklı bir jenerasyondaysa. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz sizlere ve panelist arkadaşlarımıza. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kaç? Yaklaşık 15 dakika mı? Yarım saat. Kısa bir kahve arası vereceğiz. Networking'i de unutmayalım. kahve ve çaylarınızı yudumlarken fuaye alanımızdaki standlarımıza uğramayı unutmayın lütfen. 11:20'de tekrar burada buluşmak üzere.